Haftanın ilk gününden, pazartesi gününden, Kanal 23 ekranlarından selamlar, sevgiler. Melisa ile Yaşama Daire hoş geldiniz. Genel itibariyle psikoloji ekseninde bir program sizi bekliyor. Özellikle ilk kısımda şiddeti ele alacağız. Hem çocuklara şiddeti, hem kadınlara şiddeti, hem aile içerisindeki şiddeti konuşacağız. İkinci kısımda da özellikle bizler BEP diye tabir ettiğimiz bireyselleştirilmiş eğitim programındaki çocukları konuşacağız. Birazcık da engelli vatandaşlarımızın psikolojisine, onların yaşamış oldukları zorluklara değineceğiz. Ayetullah Yıldız'la beraber, kendisi psikolojik danışman. Sorularımız varsa, önerilerimiz ve görüşlerimiz varsa 0506-094-6720 nolu hattımızı kullanıp yollayabilirsiniz. Ayetullah Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? Sağ olun, sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Ayetullah Bey, ilk defa programımıza konuksunuz. Şöyle seyircilerimiz sizi birazcık tanısınlar. Merhaba, Ayetullah Yıldız ben. Psikolojik danışmanım. 2,5 yıldır Elazığ'da psikolojik danışman olarak çalışmaktayım. Yuvamız Özel Eğitim Kurumu'nda aynı zamanda yöneticilik yapmaktayım. Bu şekilde. Evet. Güzel. Şimdi Ayetullah Bey, evet, maalesef toplumda şu ara en çok konuştuğumuz şey şiddet. Aşırı derecede şiddete eğilimli, yönelimli bir toplum haline geldik. Şiddeti hemen her tarafta artık rahatlıkla görebiliyoruz. Belki farkında değiliz ama bizlerde de olan, bizlerin de yapmış olduğu bir olgu aslında şiddet. Sizinle beraber öncelikle şiddetin çeşitlerini alalım. Şiddeti bir çeşitlendirdikten sonra şiddetin nedenlerini birazcık daha detaylı konuşmak istiyorum. Neden? Yani 2020 yılında hala biz şiddeti konuşuyoruz. Aslında 2020 yılı bir ölçüt değil. Şimdi ben programa gelirken de yolda bir haber okudum. Geçen yıl yanlış değilsem Eylül ayında bir üniversite öğrencisi kız arkadaşına bir şiddet uygulamıştı. Ve toplumda tepki gösterenlere de arabayı üstüne sürerek yaralanmıştı. Sanırım 9 kişinin yaralanmasına sebep olmuştu. Arkadaşımızın annesi hakim, hakimlikten istifa ediyor oğlunun avukatlığını yapmak için. Ve bugün 32 yılda yargılanan, müebbetle yargılanan üniversite öğrencimiz bugün tahliye aldı. 30 dakika önce yanlış değilsem haberi okudum. Şiddeti haber olarak okumadığımız, görmediğimiz gün hemen hemen bulunmamakta. Yok, ya, öncelikle bir şiddeti tanımlayalım. Evet. Şiddet nedir, ne değildir? Şiddet bireyin bedensel ya da ruhsal açıdan zarar görmesiyle, yaralanmasıyla sonuçlanan eylemlerin bütünüdür. Şiddet kavramı artık yerleşti, toplumumuza yerleşti artık. Normal gelmeye başladı aslında. O kadar yaygın bir şekilde duyuyoruz ki etrafımızda, medyada, oturduğumuz sosyal ortamlarda o kadar yaygın bir şekilde duyuyoruz ki şiddeti artık normalleşmiş bir hale geldi. Aslında şiddet insanlık tarihi kadar eski. İnsanlık var olduğundan beri şiddet uygulana gelmekte. Sadece medyanın etkisiyle artık değişen, büyüyen, global hale gelen dünyada şiddet biraz daha görünür oldu. Onu söyleyebilirim. Yani 2020'de şiddet niye konuşuluyor? Şiddet hep vardı. Şiddet aslında hep olan bir dürtü diyebiliriz, değil mi? Aslında olgu belki eylem ama temel altyapısına baktığınız zaman aslında o saldırganlıkla beraber gelen bir eylem ve aslında insanların ilk varoluşundan bugüne kadar olan, şimdi de medyanın etkisiyle gündemde olan bir eğilim dediniz aslında şiddet, evet, için. Biz bugün bir arkadaşımla kitapları konuşuyorduk. Çok da sevdiğim, değer verdiğim ve gerçekten iyi bir okur olan bir arkadaşım. Kendisi psikoloji kitapları çok fazla sever. Benim de benim hayatımda en sevdiğim kitaplardan bir tanesidir diyebilirim. Kör Baykuş, bilmiyorum okudunuz mu, Sadık Hidayet'in. Yine psikolojik alt tabanlı bir kitap, roman. Gerçekten muazzam bir roman. Okumak isteyen seyircilerime kesinlikle tavsiye edebileceğim bir roman ama o romanda baş karakter sevdiği bir kadını öldürüyor. Ve bunun üzerine gelişen bir hikaye var romanda.
Şimdi arkadaşımla dürtüleri konuşuyoruz. Şöyle bir soru geçti. İnsan sevdiğini öldürebilir mi? Çünkü kitaptaki karakter sevdiği kadını öldüren, biraz da vahşice öldüren bir karakterdi ama sevgisine karşılık bulamadığı için. Şimdi orada şeyi konuştuk. Yani insanların ilk ortaya çıkışından işte bugüne kadar aslında arkadaşım da söylemiş olduğu şuydu. İnsan sevdiğini öldürebilir. İnsan aslında öldürebilir. Bir insanın şiddet uygulayan bir insanın ayıplanması veya o insana karşı çıkılması da aslında bir yerde yanlış. Şartlara inmek lazım. Her insan her şeyi yapabilir. Tabii bunu söyleyen arkadaşımız felsefe öğretmeni arkadaşımız. Biraz daha felsefik altyapısıyla baktığı zaman evet gerçekten yani bu dürtülerin hepsi hemen her insanda var. Ama bu dürtüler ne oluyor ki bazı insanlarda ortaya çıkıyor? Yani şunu söylemekte fayda var. Gerçi şiddetin nedenlerine geldiğimizde bunu söyleyecektim. Siz konuyu açmışken söyleyeyim, şiddet kesinlikle öğrenilmiş bir davranıştır. Tabii ki dürtüler, biyolojik faktörler de işin içinde ama şiddet kesinlikle öğrenilmiş bir davranıştır. Yani şiddet uygulayan bireylere baktığımız zaman, geçmişine baktığımız zaman ailesinde ya da yaşamının bir noktasında mutlaka şiddete tanık olduğunu görüyoruz biz. Yani bu bağlamda şiddetin öğrenilmiş bir davranış olduğunu söyleyebilirim. O zaman benim sormuş olduğum cevabı şu. Evet ben dedim ya mesela evet temel dürtüler her insanda aynı ama ortaya çıkış mekanizması farklıysa bu da öğrenme ile alakalı dediniz. Evet şiddet uygulayanların hemen hepsinin alt tabanına baktığınız zaman bir şiddet mağduru olmuşlar veya şiddete tanıklık etmişler. Yani evet yani onu rahatlıkla söyleyebiliriz. Aslında şiddet çok yönlü bütüncül ele alınması gereken bir konu. Biz Özgecan olayını hatırlayalım. Özgecan yaklaşık 4 yıl oldu sanırım. Özgecan'ın olayını hatırlayalım. Türkiye'de yankı bulan bir olaydı. O bağlamda hatırlatmak isterim. Direkt insanlar linç kültürü beslemeye başladılar. Cezalandırılması yönünde, hadım ettirilmesi yönünde ya da idam ettirilmesi yönünde bir kamuoyu oluşmaya başladı toplum arasında. Yani ceza bir yöntem mi bunu çözmek için? Yüzeysel olarak bakarsanız ceza bir yöntemdir ama bunu detaylı olarak ele aldığımız zaman cezanın köklü çözümler getirmediğini söyleyebilirim ben. Peki cezaya emsal ne olmalı o zaman? Yani psikolojik bir tedaviden mi bahsediyorsunuz? Yani bahsettiğim gibi bütüncül ve detaylı ele alınması gereken bir konu. Yani bu... ya mesela bütüncül dediğim zaman benim aklıma mesela sadece şey geliyor. Yani alanın dışında olduğum için sadece psikolojik belki de hani psikiyatristlere gidip ilaç alıp ilaç desteği veya sizlerle psikoterapilerle düzelme. Çünkü dediniz ki aslında bunun halledilmesi gereken mekanizma ceza mekanizması değil. Ceza değilse o zaman beri tarafında tedavi vardır. Doğru mu? Bütüncül evet. Dediğim zaman ne ihtiva ediyor bütüncül? Bütüncüller kastım yani önce şiddetin nedenlerini bir sıralayalım. Şiddet demin de bahsettiğim gibi kesinlikle öğrenilmiş bir davranıştır. Bunun yanında rol model alma var. Yani ailesinde babası annesini döver çocuğun. Çocuk babayı model alır. Ya da medyada gördüğümüz televizyon programlarına bakalım, dizilere bakalım. Karizmatik olarak gösterilen karakterler çoğu şiddete yönelimli, şiddet uygulayan bireyler. Değil mi? Evet. Yani bunun dizi örneklerini vermekte... Mesela Polat Alemdar tiplemesi. Kurtlar Vadisi'ni söyleyecektim yani. Değil mi? Ondan sonra şu anda Eskiye Dünyayı Kimden Almaz dizisindeki karakterler. Yani bir Çukur dizisindeki Yamaç karakteri. Toplum tarafından baktığınız zaman sempati uyandıran karakterler. Ya burada medyanın etkisi de devreye giriyor. Bunun yanında alkol ve madde kullanımı var. Savunma mekanizmaları geliştirme var. Ya şiddet uygulayan erkek sürekli bir savunma mekanizması gerektirir. Ya da bir birey genelde şiddeti uygulayan erkek ama birey olarak alalım, genelde savunma mekanizmaları geliştirir. Bu şekilde sıralayabiliriz şiddetin nedenlerini. Şiddet çok yönlü bütüncülden kastım o. Önce bir şiddetin nedenlerini tanıyacağız. Şiddetin neden olduğu geçtiği süreçler, bir şiddetin tarihini bileceğiz. Ondan sonra
Tabii ki devlet politikalarla destekleyen sivil toplum kuruluşlarının, STK'ların dahil olduğu, toplumun dahil olduğu eğitim çalışmaları, başta eğitim çalışmalarıyla işe başlanmalı. Bu şekilde şiddet araştırılıp çözümler aranabilir. Ya mesela olayından ben biraz örnek verip orayı da açmak istiyorum. Ceren olayından. Hatırlıyorsanız bir sapık tarafından öyle nitelendireceğim. Sokak ortasında Ceren diye bir kızımız takip ediliyor ve hani katille maktulün hiçbir ilişkisi olmadığı halde Ceren'i öldürüyordu o kişi. Hatta Elazığ Ruh Hastalıkları Hastanesi'ne getirdi. Akli dengesi yerinde mi, sağlığı yerinde mi şeklinde. Ve o kişinin hayatına baktığımız zaman şu, sanırım yetiştirme yurdunda yaşamış. Yani çocukluğu orada geçmiş ve tecavüze doğramış. Ve Ceren için söyledikleri çok enteresandı. Hiçbir şekilde tanımadığını, tamamen işte benden daha mutlu yaşayan insanları hazmedemediğini ve pişman olmadığını, hapisten çıkarsa bir daha yapacağını, hani hapse girmezse girene kadar birçok insanı daha öldürmeye çalışacağını, bunları da ifade ediyordu. Evet, hani siz dediniz ya, şiddet aslında ortaya çıkabilmesi için bir şiddete tanıklık ve bir mağduriyet yaşaması gerekiyor. Bu, o şahıs da görebiliyoruz. Tırnak içinde ekleyeyim, güçsüz olduğunu söylemişti yanıyorsan. Kendinden güçsüz olduğu için. Yani onu kullanmış olduğu tabir oydu. Ataerkil toplumda yaşıyoruz. Erkeğin egemen olduğu bir toplumda yaşıyoruz biz. Kadının toplumdaki yerinin değişmesiyle, kadının sosyal yaşama adapte olmasıyla, siyasal yaşama adapte olmasıyla birlikte erkek egemenliği sarsılmaya başladı. Buradaki güç kavramı da oradan. Gücü elinde bulunduran erkek empatiden yoksun, özbenliği düşük, iletişim becerileri zayıf, öfkesini, saldırganlığını sürekli başkalarına yönelterek bastırır. Yani o aile yapılarını incelemekte fayda var diye düşünüyorum. Evet. Canlı yayın araması yapmayalım, rica ediyorum. Canlı yayın araması alamıyorum ama mesajlarımız, önerilerimiz ve görüşlerimiz olabilir. Onları bizimle paylaşın. Ama canlı yayın araması yapmayalım lütfen. Şöyle bir evet mesajımıza bakalım. Hatta size sorusu da varmış seyircimiz, ama soruyla da girelim. Hazır mevzu, soruyu şiddetken. Öncelikle iyi yayınlar dilerim. İsmim Zafer Durman. Ben Bingöl'de memur olarak görev yapan bir Elazığlıyım. Şiddetin büyüğü küçüğü olmaz, olmamalı. Ayetullah Bey'e sorum şudur. Şiddete maruz bırakılan çok az sayıda kadın yasal yollara başvuruyor. Bunun nedeni sizce nedir? Demiş. Selamlar efendim size de Bingöl'e de. Yasal yola başvurmasının nedeni güzel bir soru. Şiddete maruz kalan kadının travmatik psikolojik sorunları, ne tür psikolojik sorunlarla karşılaştığını tahmin bile edemezsiniz sanırım. Ya bir artık aslında bizim aile yapılarımıza baktığımız zaman son derece erkeğin egemen olduğu, son derece baskın, kadının konuşma hakkının çok az olduğu, kendini ifade edemediği aile yapılarımız var. Ya artık öyle bir noktaya geliyor ki, yani bu bizim toplumumuzda kadının şiddet gördüm diye bir karakola başvurması ya da bir danışmanlık merkezine başvurması gerçekten çok iyi işaret. Yani çok az görülen bir olay. Çok az görülen bir eylem. Onu söyleyebilirim. Ya kadın bir kurtuluş yolu arıyor artık. Biz şiddete meşrulaştığımız için, beyefendi tenzih ederim. Şiddeti meşrulaştırdığımız için artık niye başvurdu, nedeni ne? Yani nedeni ne olsun ki artık? Şiddet görüyor kadın. Yani bundan daha büyük neden olabilir mi? Erkeklerin aslında burada en çok tepki göstermiş oldukları eylem, yani belki de cezai sistem, kadınların şikayetleri sonucunda erkeklerin 6 aya kadar evlerinden uzaklaştırma kararları, aslında erkekleri itibarsızlaştırdığını erkekler o şekilde düşünüyorlar ve buna da tepki veriyorlar. Şimdi avukatlarımla konuştuğumuz zaman, çarşamba günleri bizim hukuk günümüz, sorularınız varsa tabii ki çarşamba günleri de bekliyoruz. Aslında neden? O anki öfkeyi yani ortadan bertaraf etmek için, insanları biraz sakinleştirmek için eşleri birbirinden belirli bir süre ayırmak. Ama bu da toplum tarafından, bizler tarafından yanlış algılandı. Aslında erkeğin işte 6 aya kadar evinden uzaklaştırılması, dediğim gibi evet
erkekte bir itibarsızlık yaratıyor mu? Yaratabilir. Çünkü sonuçta efradınız biliyor, arkadaş çevreniz biliyor ve tekrar evine dönecek olan erkeğin güzel bir aile birlikteliği kurması da aslında burada sorun teşkil edebiliyor. Çünkü gönüller birbirinden uzaklaşıyor, arada laf getirip götürenler oluyor. İşte sen beni yerimden, yurdumdan, çocuklarımdan ettin, ben evimden oldum. Falanca sebeplerle bu kere çatışma daha da çok ayyuka çıkıyor diye düşünüyorum. Siz neler söyleyeceksiniz? Yani bahsettiğimiz örnekteki kadın boşanmak için biriyle başvuruyorsa artık o evlilik onun için bitmiş demektir. Yani biz tamam aile yapımız ortada, aileyi koruma kanunumuz var, aileyi korumak istiyoruz ama bu kadın boşanmak için artık bir yerlere başvuruyorsa onun da kararına saygı duyup desteklememiz gerekiyor artık. Ya bizim tartışmamız gereken konu bu değil. Niye başvurdu? Niye karakola başvurdu? Niye 6 ay uzaklaştırıldı? Tartışmamız gereken konu bu değil. Ya bu bizi çözüme ulaştırmaz. Bu sadece bahsettiğim işte terkil zihniyetin artık savunma mekanizmalarının arkasına sığınıp Şahitlik ettiğim birkaç olay üzerinden hareket edeceğim ben. Kadınların birçoğunda artık şu var. Uzaklaştırma kararını büyük tartışmalar neticesinde de aldırmak istiyorlar. Evet, eşimin gözü biraz daha korksun. Bu evliliği aslında sürdürme yanlılarılar. Ama sadece erkeğin gözünü korkutmak için bence aldıran kadınlar da var. Anlatabiliyor muyum? Ve aslında baktığımız zaman boşanmaların birçoğuna evet uzaklaştırma kararı veriliyor ve birçoğu da aslında mahkemeden dönen, hani tam olarak net bir şekilde belki de çocuklarından dolayı bilemiyorum ama evliliği aslında bitirmek istemiyorlar da işte biraz daha karşıdaki kişinin gözünü korkutmak amaçlı bence bu tür eylemleri yapanlar da var. Yani genelleme yapmamakla birlikte mutlaka vardır, yani bununla karşılaştığımız durumlar da oluyor aile danışmanlığında. O noktada şunu söyleyebilirim. Aile terapisine başvurmak en iyisi, en önemlisi. Ya şimdi etrafımıza baktığımızda yaşam koçları, kişisel gelişimciler aile terapisi yapmak için çabalıyorlar ya da bir maddi kazanç beklentisiyle bu konulara, bireylere yardımcı olmaya çalışıyorlar ama bu konuda aile terapistlerinin, psikolojik danışmanların, psikologların çalışması çok daha iyi, ona ayrı parantez açılması gereken bir konu. Ya bu alanında uzman arkadaşlar kadının neden başvurduğu, ya özgeçmiş kesini alacak kadının neler yaşamış evliliği boyunca, evlilikten önce neler yaşadı, bunları hepsini detaylı bir şekilde inceleyip arkadaşlarımız ona göre bir yol izleyecektir. Ya dediğiniz gibi tabii ki de bunu kullananlar olacaktır ama o işi de alanda uzman arkadaşlarımıza bırakalım. Aytullah Bey, kesinlikle size katılmakla beraber şunu da ifade etmek istiyorum. Ben olaylar üzerinden konuşma taraftarıyım. Cinsiyetler üzerinden değil. Evet, fiziksel güç erkekte mi erkekte. Ama erkeği o radde götüren sebeplere de aslında inmek ve bakmak lazım. Olayın neticesiyle değerlendirdiğiniz zaman çok sağlıklı çözümler üretemeyebilirsiniz. Tamam, siz fiziksel olarak benden güçlüsünüzdür. Artık şuranıza kadar gelmiş bir şiddet uygulamışsınızdır. Tamamen suçlu siz ilan ediliyorsunuz ama sizi oraya kadar götüren sebepleri de bir irdelemek lazım. Oraya kadar götüren sebepleri irdelemezsek eğer şiddetin temel nedenine inip çözüm üretemeyeceğiz. Bu, hani seyircilerin beni yanlış anlamasınlar, ben şiddeti asla tasvip etmiyorum. Bu bir nasıl desem şeydir aslında, bir aciziyetin göstergesidir. Şimdi benim gücüm 2-3 yaşındaki bir çocuğa yeterli değil mi? Ama benim 2-3 yaşındaki bir çocuğu dövmem demek aslında benim aciziyetim demektir. Bu bunun göstergesidir. Neler söyleyeceğiz? Demin bahsettiğim konuya değindiniz. Tabii nedenleri var. Erkek açısından haklı nedeni kesinlikle yoktur. Yani bunu bahsettiğiniz gibi özbenlik kaygısı düşük, iletişim becerileri olmayan insanların başvurduğu bir yöntem şiddet. Ya bir onun dışında bir nedene kadın konuştu, hak etti, ben vurdum. Ya erkeğin şiddet uygulayan erkeğin özelliklerine baktığınızda ya da savunma mekanizmalarını geliştirmesine baktığınızda bu vardı. Bir defa oldu, bir daha olmayacaktır. Kendini affettirmek isteyecek işte. Aslında toplumsal kodlara bakmakta da fayda var bununla ilgili. Ya kızını dövmeyen dizini döver
gibi. Gelinliğe çıktın, kefenine geleceksin. Kesinlikle. Kadının sırtından sopayı, karnından sopayı eksik etmeyeceksiniz. Yani buna benzer birçok atasözü ya da söylem toplum içinde kullanılan sözleri sıralayabiliriz. Çok var yani bununla ilgili. Şimdi erkeğin gelişim dönemlerine baktığınızda erkek adam ağlamaz, değil mi? Erkek adam ağlamaz. Tabii öyle bir dayatmaları var. Bir dayatma var. Büyük adam gibi davran derler. Ya kız çocuğunda bu yok. Dizini kır evinde otur derler kız çocuğuna. Ya bunlar hep biraz toplumsal kodlarla alakalıdır. Ya gelişim süreçlerini detaylı ele almakta fayda var dediğimden kasıt o. Ya sadece o olay üzerinden odaklanmamalıyız. Ya bir aile içinde bir şiddet yaşanıyor, bir şiddet olayı yaşanıyor. O anki olaya odaklanıyor bizim toplumumuz. Kadın söylendi, erkek dövdü. Kızım sen daha söyle. Ya bizim Elazığ'da olan tabirlerden biri. Kızım sen daha söyle. Aslında bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? İletişim konusunda eksikliğimizi gösteriyor. Hı hı. Erkekler kadınların çok fazla konuşmasından muzdarip, kadınlar da erkeklerin şiddet göstermelerinden ve kendilerini dinlememelerinden. O yüzden iletişimsizlik olduğu için bizler söylediğimiz zaman sizler dinlemek istemiyorsunuz sanırım. Bir mesajımla devam edeyim. Öncelikle iyi yayınlar. Ben Fırat Üniversitesi Coğrafya bölümünden Mücahit. Coğrafya kaderdir. Bu yaşanan şiddetler kaderimiz. Psikolog Ayetullah Bey'e soruyorum. Bunları nasıl azaltabiliriz? Neyi değiştirmeliyiz? Demiş. Selamlar olsun. Burada kullandığı ifade coğrafya kaderdir. Coğrafya kader midir? Eğer coğrafya kadarsa Allah insana akıl niye vermiş? Katılmıyorum. Coğrafya kader değildir. Şiddet, sosyoekonomik farklılıklar, art tabaka, üst tabaka ya da Hakkari'de bir köyde Nişantaşı'ndaki bir mahalle arasında hiçbir fark görmüyorum. Görmüyoruz şiddeti. Ya bununla ilgili çalışmalar çok az ama coğrafya kader değil. Şiddet Amerika'da da aynı boyutta, aynı nedenlerle ortaya çıkabiliyor. Hakkari'nin bir köyünde de, Sivas'ın ucra bir köyünde de ortaya çıkış nedeni aynı olabiliyor. Evet. Coğrafya o yüzden kader değildir. Kaderimizi değiştirebiliriz. Neden evet. Değiştirmeyelim? Şimdi Zafer Bey bize tekrar mesaj atmış. Okuyalım bakalım ne demiş. 6284 kadına şiddetle ilgili kadın mağdur ve korkuyor. Doğuda kadınlar akılları başlarına almış aslında. Karakola çok çabuk şikayette bulunuyor. Doğrusu da bu. İfade alındıktan sonra eve ceza alan erkek 100 metre yakınına kadar gidemiyor. Devlet kadından yana, kadınlar korkmasın sadece fikrim. Gidecek yerim yok diye sessiz kalınıyor aslında. Bu şiddet konusu Türkiye genelinde önemli konu ama herkes savruk ve önemsenmiyor. Hep bu konu gündemde olmalı ve suç cezası ağırlaştırılmalı. Selamlar Zafer Durman demiş. Selamlar. Ya aslında bilmiyorum. Çok fazla şiddet var. Linç çözüm mü? Yani bir erkeğin karısına veya işte şiddet uyguladığı herhangi bir kişiye 100 metreye kadar mesela yakınına gidememesi ve öldürülen kadınların birçoğuna baktığımız zaman aslında bu kadınların daha önce şikayette bulundukları eşlerinden mesela uzaklaştırma cezası aldıkları işte ona ne deniyordu? Koruma altına alınıyorlar belirli bir mesafeye kadar. 6284 sayılı bu İstanbul kanun. Sözleşmesi değil miydi? Yanlış biliyordu olabilirim. Aile ve sosyal politikaların şu anda uyguladığı kanun. Bunu bahsetmişken 6284 sayılı kanuna başvuran 2000 ve 2005 yılı şimdi aklıma gelmişken söyleyeyim onu. 2000 ve 2005 yılları arasında 5 yıllık süreçte yapılan bir araştırmadan bahsetmek istiyorum. Yani neden yine çok yönlü kısmına döneceğim buradan. Eşinden şiddet görüyor diye emniyete başvuran kadınların intihar ve cinayet eden kadınların sayısı 1300. İnanabiliyor musunuz? 1300. 5 yılda. İntihar vakaları ama hiç gündeme gelmedi. Bakın ben de sizden yeni duyuyorum. Yani işte bu da şiddetin sonucu. Sonucuna geldiğimizde onu ayrıca tartışacağız. Şiddet gören kadın karakola başvuruyor. Kızım kocandır döver diye geri gönderiliyor. Tam bir travma. Eve döndüğünde aynı şiddeti kadın tekrar görmeye devam ediyor.
artık kadında bir öğrenilmiş çaresizlik oluyor. Ben karakola başvurdum, çözüm olmadı. Aile danışma merkezine başvurdum, çözüm olmadı. İntihar bir çözüm oluyor artık, bir kaçış oluyor. Bir kurtulma oluyor artık kadın için. İstatistiklere baktınız mı Ayetullah Bey? Bu intihar eden kadınların büyük oranı çalışmayan kadın, yani belirli bir gelire sahip olmayan kadınlar arasında mı var intihara eğilim veya intihar vakaları? Ya intihar vakalarını doyum eşiğine ulaşmış kadınlar da, ya bireyler de intihar edebiliyor. Ya buna tam anlamıyla bağdaştıramayız. Bir nedendir, dediğiniz bir nedendir. Büyük de bir nedendir, fakat tam anlamıyla direkt ona bağdaştıramayız. Evet. Ya yeri gelmişken bu arada arkadaşımız bahsetti, 6284 sayılı kanunu da kısaca bahsedelim. Hatta belgelerim arasında var, onu getirmiştim. Ya bu konuda birçok sorun da bulunmakta. Demin bahsettiğim çalışma sadece bir ünlüğü. Çok kısıtlı çalışmalar, yapılan çalışmalar da bize durumun ne kadar feci olduğunu gösteriyor. Ya kadın gerekiyorsa, ya 6284 sayılı kanuna göre kadına ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun barınma sağlanması. 2. Maddi yardım yapılması. 3. Psikolojik, mesleki, hukuki, sosyal bakımdan danışmanlık ve rehberlik hizmeti verilmesi. Ya deminden beri bahsettiğimiz konu bu. Biz tamam linç kültürünü hemen hurra toplanıyoruz bir yerlerde. Şiddet uygulayan kişi adliyeye götürürken saldırıyoruz, bağırıyoruz, çağırıyoruz. O da bir şiddet. İdam uygulasın diyoruz ama şiddet uyguladığımız farkında bile değiliz. Şiddeti tanımlayamıyoruz biz. Şiddetin tanımını yapın dediğinizde toplumumuzda akla ilk gelen direkt fiziksel şiddet. Değil mi? Evet. Bireyi fiziksel olarak bedenen yaralamak. Oysa şiddetin birden çok türü var. Ya uygulamış bunun, olduğumuz şiddetin farkında değiliz. Mesela annelerin çocuklarını dövmesi. Bu da aslında yine bir erkeğin kadını dövmesi kadar bence önemsenmesi ve konuşulması gereken bir şiddet türü, ama bunu hiçbir zaman gündeme bile getirmedik. Bunu şiddet olarak görmüyoruz. Anne çocuğu dövdüğünde çocuk o davranışı bir çözüm yolu olarak, yaramazlık yaptı çocuk. Anne çözüm yolu olarak çocuğu dövdü, cezalandırdı. Öğrendi çocuk orada şiddeti. Çocuk öğrendi o şiddet davranışını. Yani güçlünün güçsüzü ezebileceğini öğrendi. Şiddet şiddeti doğuruyor. Evet. Maalesef çocuk oradan öğrendiği şiddeti akademik hayatına devam ediyorsa okulda arkadaşlarına karşı uygulamaya çalışıyor. Bir de bizim toplumumuzda şu var Ayetullah Bey. Yine seyircilerimiz tabii ki bana katılmayabilirler. Benim sözlerime istinaden veya muhalif bir görüşle geliştirebilirler. Bizdeki baba anlayışı, baba olgusu şiddet mekanizmasının bir göstergesi şöyle. Anne daha ziyade şefkat, baba daha ziyade otorite. Otoritenin altında şiddet var. Mesela anneler çocuklarını daha ziyade ne şekilde mesela yönlendiriyorlar veya disipline etmeye çalışıyorlar? Babana söylerim seni döver veya baban seni cezalandırır. Hiç babana. Hani babadaki işte o otoritenin altında aslında baba sana şiddet uygulayabilir. Uygularsa canın fena yanar. Bu değil midir? Ben yanlış mı düşünüyorum? Aynen, bilinçaltında yatan nedenlerden bahsettiniz siz. Ya da birikimlerden bahsettiniz. Ya bu basma kalıp düşünceler demin de bahsettiğim gibi kadın çiçektir, kadın korunmalıdır. Ya bu bizim toplumumuz bunu sanki mükafatmış gibi sunuyor artık bize. Kadın neden korunmaya ihtiyaç duysun ki? Kadını kimden koruyoruz mesela? Kimden koruyorsunuz kadını? Evet. Farkında değiliz, kendimizden koruyoruz aslında. Kadın çiçektir derken kadın güldür, kadın çiçektir. Kırılgandır, narindir. Kimden koruyoruz kadını? Bir soru işareti de bırakalım. Evet, kadını kimden koruyoruz değil mi? Seyircilerimiz düşünsün bu konuda bir. Aslında söylemlerimizin altında bile farkında olmadan işte şiddet eğilimimiz var. Melisa Hanım merhaba, kolay gelsin, hayırlı yayınlar. Nasılsınız? Vallahi bugün benim için biraz yorucu bir gündü. İnşallah ekranlara güzel bir şekilde güzellikler sirayet ediyordur. Hakikaten yoğun ve yorucu bir gündü benim için. Kadına şiddete kesinlikle karşıyım ama 6 ay benden uzak duran birine yaklaşımım kesinlikle her konuda negatif olur. Seyircimiz de benim gibi ifade etmiş. Ayıran değil birleştiren kanunların gelmesi lazım.
Ailesi biten bir toplumda devlet biter, millet yok olur, gelecekleri maalesef hüsran olur. Kadınlarımız vefalı ve sabırlı, erkeklerimiz de sadık ve cefakar olursa aile faktörü ayakta durur demiş Resul Bey. Resul Bey selamlar, asıl siz nasılsınız? Bayağı oldu mesaj atmayalı, inşallah her şey yolundadır. Neler diyeceğiz Resul Bey'in mesajına yönelik? Aile faktörü kesinlikle çok önemli. Toplumumuzun temel yapı taşını oluşturuyor. Ya ailede çocuğu yetiştirdiğimiz çocuk topluma mal oluyor artık. Yani direkt onu söyleyeyim. Ama aile şiddete maruz kalıyor diye kadın başvurduğunda birleştirici olur mu? Zaten boşanmak için başvurduğunda kadın bunun aile terapisinde bunu yapıyoruz zaten biz. Yani öncelikle bir şeyde neden bu davranış gösterildi? Kadın bu davranışı tanıyor mu? Ne kadar biliyor? Erkek bu davranışın altında yatan sebepleri biliyor mu? Öncelikle buna bakıyoruz. Sonra danışmanlık hizmeti verip bu seçimi, bu kararı artık biz çiftlere bırakıyoruz. Ya yani şöyle bir yanlış algı olmasın, aile danışmanlığına başvuran, aile terapisine başvuran çiftler kesinlikle boşanacak diye. Yani biz ona bizim yetkimiz yok. Ona hakkımız da yok. Ya yani bizim mesleki etiğimize ters düşen bir durum. Biz kesinlikle yönlendirme yapmıyoruz. Kesinlikle şöyle yapın ya da böyle yapın demiyoruz. Sadece çiftlerin yaşadığı problemleri tanıması, farkında olması ve kendilerinin bu problemlere çözüm arayışında bulunmasına yardımcı oluyoruz. Bence birbirlerini suçlamadan aslında orada çözüm bulunurken herkes kendindeki sorunu bence keşfetmeli, bulmalı. Ben sizdeki sorunu size söylersem veya sizin yani sizden şikayetçi olduğum tavrı sürdürürsem o zaman çözümsüz oluyor ki. Benim kendi hatalarımı görmem, sizin de kendi hatalarınızı görmeniz lazım. Bence hemen hepimizin sorunu bu. Biz hep şikayet mekanizmasıyız aslında. Dinleyen ve kendine dönen değil. Dışı suçlayan, karşıdakini suçlayan. İletişim becerileri bu noktada. Evet. Bahsettiğimiz bütüncül çözümlerden biri de bu. Toplumun eğitilmesi. İletişim becerileri konusunda, empati konusunda. Evet, ve evet. Davranışlarımız konusunda, bizim kendi davranışlarımız konusunda. Bir kendimizi tanımamız gerekiyor artık. Toplum ya hep sorulan soru şu. Birey olarak üstümüze düşenler nelerdir? Değil mi? Herkes bunu sorar. Muhtemelen izleyicilerimiz de bunu düşünüyordur. Ayetullah Bey bize birey olarak üstümüze düşenleri söylesin diye. Beklenti odur muhtemelen. Birey olarak biz kendimizi tanımakla işe başlamamız gerekiyor. Davranışlarımız altında yatan nedenleri irdelemekle işe başlamamız gerekiyor. Ya birey değişirse toplum değişir. Tabii. Bir şey olmaz demeyin. Birey değişirse toplum zaten değişir. Zaten aslında değişim kişinin kendisiyle başlar. Hı-hı. Yani kitleleri değiştirmeniz mümkün değil ama kendinizi değiştirebilirsiniz. Bir seyircimiz acaba ironi mi yapmış? Gerçekten mi bu mesajı atmış? Bilmiyorum ama ben yine de okuyayım. Umarım sizin bu mesajınız inşallah istihza veya ironi değildir. Bir Baskilli olarak her zaman bir Elazığlı ile evlenmekti. Sevdiğim kebanda çıktı bu bir kader mi? Tekrarlar mısınız? Özür dilerim. Herhalde dalga geçmiş seyircimize. Yine de selamlarımı söyleyeyim, tekrarlayayım. Bir Baskilli olarak her zaman bir Elazığ ile evlenmekti. Sevdiğim kebanda çıktı bu bir kader mi? Bu da bir dalga geçmişseniz bu da bir şiddettir. Hoş değil. Bu şiddetin türlerinden bahsettik. Demin de bahsettiğim, söylediğim gibi şiddet deyince direkt fiziksel şiddet gelse de akla. Ya psikolojik şiddet arkadaşımızın belki niyeti farklıydı ama farkında olmadan. Dedim ya kendimizi tanımakla işe başlamamız gerekiyor. Şiddetin bir de psikolojik şiddet, ekonomik şiddet ve cinsel şiddet gibi türleri var. Ve birden çok şiddet türü aynı anda görülebilmekte. Büyük oranda aynı anda görünüyor. Evet. Evet. Bir diğer sorumuz da şu şekilde. İyi yayınlar. Ben Özlem Yıldız. Ayetullah Bey'e sorum. Çocuklar arasındaki şiddete ne yapmalıyız? Bu benim sorularım arasındaydı. Özellikle ergen
ebeveynlerde erkek çocuklar arasında inanılmaz derecede bir şiddet var. Bu benim sorularım arasındaydı ama şiddet konusunu ekseninde konuşabiliriz. Çocuklarımıza nasıl yaklaşmalıyız? Teşekkür ederim. İyi yayınlar demiş. Selamlar Özlem Hanım. Aynı yere tekrar dönüş yapıyoruz. Şiddet çocuğu psikolojik çok derin etkileri olan, psikolojik olarak çok kötü etkileyen bir davranış. Aile içinde dedim ya öğrenmiş davranış şiddet aslında. Anne babaların sözlü tartışması bile şiddete, çocuğun şiddete yönelmesine sebep verebiliyor. Ya, aile muhtemelen çiftlerimiz şunu düşünüyordur. Ya şu çocuklar duymasın dizisinde mutfak olayı vardı ya. Yani orada bir aklımıza gelsin, bir betimleyelim kafamızda. Mutfak deniyor ama çocuklar orada bir tartışmanın, bir sözel şiddetin, psikolojik şiddetin olduğunun farkındalar. Ya çocukların %80-90'ı bu uygulanan şiddetin farkında. Evet. Çocuklardan her şeyin farkındalar. Çocuklardan gizliyoruz, çocuklardan uzak tartışıyoruz demeyin. Kesinlikle çocukların %80-90'ı bunların farkında ve çocuk 2 yaşından beri hızlı bir şekilde öğrenmeye başlıyor. Gerçi doğuştan beri öğrenmeye başlıyor ama artık çevresini 2 yaşından sonra, ilk çocukluk döneminden sonra tanımaya başlıyor çevresini ve algıları muhteşem derecede açık. Tahmin edemeyeceğiniz derecede açık gözlemleri. Ve çocuk her şeyi öğreniyor. O anda verdiğiniz her şeyi öğreniyor. Şiddet gören çocuk akademik açıdan şiddete tanık olan, maruz kalan çocuk akademik açıdan başarısızlığı oluyor çocuğun. Kişilik bozuklukları oluyor çocuklarda. Davranış bozuklukları oluyor. Bağlanma bozuklukları oluyor. Kaygı, anksiyete, korku, depresyon gibi birçok problemler çıkıyor çocuklardan. Bu problemleri artık içselleştiren çocuk akranları arasında da artık şiddete başvurmaya başlıyor. Evet. Ya bu noktada çok yönlü çalışmalardan bahsetmiştik. Ya bu noktada okuldaki öğretmen arkadaşlarımıza da özellikle rehberlik servisine büyük iş düşüyor. Söyleyebiliriz. Aytullah Bey, ben şunu mesela seyircilerimiz de yorum yapsınlar lütfen. Diyelim ki 5-6 yaşında bir oğlunuz var. Ve bu oğlunuz işte aynı yaşlardaki bir arkadaşıyla kavga etti ve dayak yedi. Kaç tane baba sen şiddete girmeyeceksin, bir daha böyle bir olay istemiyorum der. Büyük çoğunluğu şunu diyor, benim gözlemlediğimi söylüyorum ama. Sen nasıl dayak yersin? Sen ne biçim bir erkeksin? Sen nasıl onu dövemedin? O seni dövdü. Büyük bölümünün altında bu yatar. Yani aslında biz hepimiz, bakın seyircilerimizden mesajlar gelmiş. Biz yetiştiremezsem ikinci kısma mutlaka mesajlarınıza gireceğim. Hepimiz şiddete karşıyız ama şiddet eğilimli olduğumuzun farkında değiliz. Şimdi çocuğumuz aslında aynı yaştaki arkadaşından dayak yediği için neden sen dayak yedin, neden sen dövemiyorsun şeklinde bir şiddete itiyoruz. Ama orada şunu demek gerekiyor, sen nasıl kavga edersin, sen nasıl şiddet ortamının içerisinde bulunursun. Bence şiddet eğitimi başlı başına çok böyle alt tabanlı bir eğitim olması gerekiyor. Yaptığımız olayların, söylediğimiz sözlerin altını aslında bizlerin doldurması gerekiyor. Karşı çıktığımız noktada bizler eğilimliyiz ve bunun farkında değiliz. Burada toplumsal cinsiyetten bahsedelim. Siz de bahsettiniz aslında. Toplumun bizden beklediği cinsiyet rollerinden bahsetmek istiyorum. Evet. Ya demin örneklerini de verdik. Erkek adam ağlamaz. Siz erkek adam nasıl dayak yer diye siz de örnek verdiniz. Toplumun ya cinsel kimlik gelişimde çocuğun gelişimine bakın. Erkek çocuğuna bir poşet taşıtılırken güçlüdür diye, kız çocuğuna kızım sen ver taşıyamasın diye bir alışveriş yaptığımızda bile bu ayrımı biz kendimiz yapıyoruz artık. Ya bunlara köklü çözümler için toplumsal cinsiyet rollerinin değişmesi çalışmaları da yapılmalı ayrıca. Toplumsal cinsiyet rolleri değişti mi, kadın sosyal hayata
iş hayatına dahil olmasıyla birlikte tabii değişti. Ama baktığınızda değişim %20'lerde diyebilirim. Kadın tamam iş hayatına atıldınız ama çalışıyorsunuz, program sunuyorsunuz, eve gittiğinizde cinsiyet rolünüz değişmiyor. Değişmiyor. Yemek yapan taraf, her iş bizi bekliyor tabii. Yemek yapan taraf yine kadın oluyor. Temizlik yapan taraf yine kadın oluyor. Çalıştığım ortamdan örnek vereyim. İki evli çift, meslektaş, aynı maaşı alıyorlar, aynı ortamda çalışıyorlar, aynı zorluk derecesiyle çalışıyorlar. Ama eve gittiğinde erkek ayak ayak üstüne atar, kumandayı alır, kadın mutfağa yönelir. Değişti mi kadının rolü? Ama çalışan kadın modern çağın kölesidir ki. Evet. Böyledir yani. Bahsetmek istediğim de bu aslında. Maalesef yani diyorum kırmamız ya. Gereken işte toplumsal cinsiyet rollerinin artık değiştiğini kabul etmemiz gereken konu da bu. Ayetullah Bey, bir arkadaşım şöyle bir örnek verdi. Karı koca çalışıyorlar ve 1,5-2 yaşlarında da bir kız çocukları var. Artık hatta arkadaşım, yani bayan olan arkadaşım ve kocasından daha da yüksek bir maaş alıyor. Ama yine o bahsetmiş olduğunuz cinsiyet rolleri. Basma kalıp düşünceler. Evet. Her şey arkadaşımın üzerinde ve artık hani sonuçta çocuk hasta oluyor. 1,5-2 yaşındaki çocuklar sık hasta oluyorlar. İşte diş çıkarma dönemleri falan filan derken hakikaten bunalmıştı artık. Ve ben asla kızıma yemek yapmayı öğretmeyeceğim, temizlik yapmayı öğretmeyeceğim. Bunlar bir dayatma olmayacak demişti. Sonra eşiyle çocuğuna oyuncak almaya karar veriyorlar. Ve şeye gidiyorlar, oyuncak markete gidiyorlar. Ve oradaki tezgahtar çocuk... Kız çocuğuna tencere tava gösteriyor. Benim arkadaşım artık şeyler atıyor. Şartelleri atıyor. Niye kız çocuğu diye sizi tencere tava gösteriyorsunuz? Mecbur mu yemek yapmayı öğrenmeye? Yani niye bir dayatma yapıyorsunuz? Çalışıyor muyuz? Çalışıyoruz. Para kazanıyor muyuz? Kazanıyoruz. Neden bu dayatmanız var? Niye her şeyin altına biz gireceğiz? Muhtemelen muhtemelen feministlikle suçlanmıştır arkadaşımız. Yani bilemiyorum. Şimdi hakikaten herkesin cephesinden bakmak lazım. Sonuçta çalışan kadın anneyse, eve gidiyorsa ev kadını, dışarıda iş kadını, kaç kişinin işini yapıyor? İşte cinsel kimlik gelişiminde bahsettiğiniz oyuncak seçimleri mesela. Biz kız çocuğuna oyuncak aldığınızda Barbie bebek, erkeğe oyuncak aldığınızda araba. Ve silah. Ya da renk seçimleri, silah en önemlisi dediğim gibi. Renk seçimleri. Kız çocuğuna daha hamilelik sürecinde bile artık biz renkleri belirlemişiz. Çocuğun cinsiyeti kızsa pembe odaklı bir oda, kıyafetler. Erkekse mavi odaklı oda ve mavi renk odaklı oda ve kıyafetler alıyoruz. Oyuncaklar alıyoruz. Araba, silah dediğiniz gibi. Cinsel kimlik de bu kodlarla birlikte gelişmeye başlıyor. Programın başında da söylediğim gibi şiddet olayı gerçekleşirken biz sadece olaya bakıp kalıyoruz. Evet. Nedenleri programın başından şimdiye kadar konuştuğumuz nedenler. Dediğiniz gibi tencere tava gösterilmesi farkında değil. Muhtemelen kadın çalışan kız çocuğuna tencere tava gösteriyordur. Evet. Çalışan da kadın, ironiyi görüyorsunuz. Yani erkek de olsa fark etmez. Kız çocuğuna tencere tava gösterilir. Barbie yani kadın gösterilir. Olması işin ayrı bir feci boyutu. Farkında değil. Farkında değiliz. Onu diyorum ya. Yani şiddet hepimizin içerisinde var. Bu bir dayatma. Yani ben siz daha bebekliğinizden itibaren ben size bir tabu örüyorum. Ve dışarıdan biri olarak. Ve benim koymuş olduğum tabulara göre siz yaşamak zorunda kalıyorsunuz toplumsal olarak. Biz evet aslında... Şu köylü yaşamdan veya biraz daha iptidai bir yaşamdan modern yaşama biz o geçişi sağlıklı yapamadık bence. Hatta o işte toplayıcılık, avcılıktan onu da sağlıklı bir şekilde yapamadık. Bu yaşamış olduğunuz sorunların hepsi aslında oraya dayanıyor. Yani evet, evet. İşte bilemiyorum sanırım ayak uyduramıyoruz. Bahsetmişken, aklıma gelmişken hiç tanık olmadım ama muhtemelen etrafınızda tanık olmuşsunuzdur. Bu diş hediye olayı oluyor. Diş çıkaran çocuklar bizim toplumumuzda. Erkek çocuğuna farklı semboller bırakılıyor sanırım. Kız çocuğuna farklı semboller bırakılıyor. Evet. Ya bu da Elazığ'da ve çevre şehirlerde olan sanırım bir gelenek. Bu da cinsel kimlik gelişiminde
çocuğun geçtiği aşamalar. Ya ondan da yeri gelmişken bahsedeyim ben. Evet, güzel. Şimdi bizim artık reklam arasına girmemiz gerekiyor. Bizim mesajlarımız var. İkinci kısma mesajlarınıza gireceğim. Eğer sohbetimize dahil olmak isterseniz ikinci kısımda mesajlarınızı da bekliyoruz. Ama biz 15 dakikalık bir ara vereceğiz. Değerli seyircilerimiz, ikinci kısmımıza hoş geldiniz. Psikolojik danışmanımız Ayetullah Yıldız'la beraber şiddeti konuşuyorduk. Sizin de mesajlarınız var. Mesajlarınıza gireceğim ama yine mesajlarımız, önerilerimiz ve görüşlerimiz için 0506-094-6723 nolu hattımızı kullanabilirsiniz. Programımız da alt bant olarak program boyunca kalacaktır. Bakalım seyircilerimiz neler söylemişler. Merhaba Melisa Hanım, şu an sizleri ekran başında takip eden bir izleyiciyim. Ben Elazığ'da kolluk kuvvetlerinde çalışan bir memurum. Konuştuğumuz konularda kesinlikle şiddeti kınıyorum. Her ne konu olursa olsun, aile, kadın, erkek ya da herhangi başka bir konu. Fakat benim gördüğüm 5 yıl içinde Elazığ bilgesi için kesinlikle istisnai durumlar hariç evliliklerde bir sabırsızlık var. Genel olarak ekonomik durumlardan dolayı çoğu aile asgari ücreti ya da hayvancılık olarak geçim yapıyor. Özellikle köylerde fakat en ufak bir tartışmada karakolluk olduklarında erkeğe karşı bir uzaklaştırma veriliyor. Ve o erkek kendi evime giremezsem, çocuğumu göremezsem deyip boşanıyorlar ya da erkek rezil olduğunu düşünerek kadına daha da farklı davranıyor. Bence biz evlilik olarak Avrupa'nın kurallarını örnek alacağımıza İslam hukuku kurallarını alabilsek bence daha mutlu, mesut aileler olur ve şiddet daha en az dereceye iner. Bizim aile hukukumuz hiçbir zaman Avrupa'ya benzetilemez. Biz Türk örf, adet, gelenek ve göreneklerimize göre yaşıyoruz. Teşekkürler, iyi yayınlar demiş. Selamlar. Avrupa'daki sistem, biz Avrupa'nın medeni hukukunu aldık. Sanırım İsviçre'den almıştık değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Aslında baktığımız zaman bunu kendi toplumumuza uyarladık. Mesela sizler evlilik birliğinin sağlanması için, özellikle seyircimiz ismini de yazmamış mesaj atan. Mesela İslam'daki veya kendi örfümüzde, geleneğimizde, göreneğimizdeki hangi mesela hukuk diyelim, hangi hukuku mesela öne sürersiniz? Medeni kanun yetersiz mi bu konuda sizce? Yani medeni kanun yeterli, eksikleri var tabii ama yine de yeterli gelebiliyor uygulanırsa. Medeni kanun uygulanırsa yeterli gelebiliyor. Yani bir öz eleştiriyle arkadaşıma cevap vermek istiyorum. Fakattan sonraki cümleleri bir silmek gerekiyor. Öz eleştiri yapmamız gerekiyor. At, avrat, namus diyen bir toplumdan geliyoruz biz. Bu konuda bizim bir öz eleştiri vermemiz gerekiyor. Ayetullah Bey, sanırım erkeklerin çok fazla tepki göstermesine istinaden söylüyorum ve bence de şu evden uzaklaştırmanın onun başka bir şeyle yer değişmesi lazımmış gibi geliyor. Neden biliyor musunuz? Evden uzaklaştırmanın çözüm olduğu aileleri ben pek tanık olmadım, görmedim. Bu daha çok iki taraftaki öfkeyi arttırıyor. Yani erkek şiddet uygulamayacaksa bile tekrar eve dönerken şiddetle veya kafasında bir boşanma düşüncesiyle geri dönüyor. 6 aylık uzaklaştırmadan kasıt biraz daha sağlıklı düşünme, biraz daha o süreçte psikolojik yardım alma gibi bir uzaklaştırma. Bunu ne yazık ki doğru algılamıyoruz. Aile danışma merkezimiz var Elazığ'da. İzliyorlarsa bir eleştiride bulunayım. Tanık olduğum bir olaydan bahsetmek istiyorum. Ailesinde şiddet gören, sorunlar yaşayan bir kadının boşanmak maksadıyla Elazığ Belediyesi Aile Danışmanlığı Merkezi'ne başvurduğunda arkadaşımın bahsettiği gibi İslam hukukunu baz alarak boşanmak günahtır diye bir cevapla karşılaşıyor kadın. Ve o kadının dini inancımız öne sürülerek kadına verilen cevap kadında nasıl bir travmaya yol açıyor, bunu tahmin bile edemezsiniz. Ama tamam. İslam dininde boşanma günah değil ki, sadece şey söylenir.
Allah'ın en sevmediği yanlış, helal olarak söylenir. Yanlış algılar diyelim. Telakkiler var, evet. Yanlış algılar diyelim. Yani o 6 aylık uzaklaştırma süreci danışmanlık hizmetleriyle, profesyonel hizmetle, profesyonel destekle sürmesi gereken bir süreç. Biz yanlış algılıyoruz yani 6 aylık. Bu şekilde bizim ülkemizde 6 aylık uzaklaştırmanın sonucu %95 ihtimalle boşanma olacaktır. Evet. Bunun yerine çift terapilerine katılmak, profesyonel hizmet almak, profesyonel destek almak daha faydalı olacaktır. Evet. Bir diğer seyircimiz de şöyle demiş. Merhabalar, ben özel bir hastanede çalışan hemşire Meryem. Ayetullah Bey, sağlıkta şiddet hakkındaki düşüncelerini merak ediyorum. İyi yayınlar demiş. Selamlar. Evet, bugün yanlış hatırlamıyorsam bugün haberlerde gördüm. Bir sağlık personelinin yine şiddete uğramıştı. Bir erkekti. Ve hakikaten yüzü gözü dağılmıştı. Şiddet artık o kadar her yerde ki sağlıkçılar da maalesef bundan nasibini alıyorlar yani. Bahsettiğimiz olay olgu. Çok geçmişler olsun. Şiddet artık toplumun her alanına yerleşti. Yaygınlaştı. Her yerde kendini gösterebiliyor şiddet. Bunun sonucu cinayetle de olabiliyor, yaralamayla da olabiliyor. Maalesef aile içindeki kadına şiddet farklı boyutuyla hastanelerde ya da diğer kuruluşlarda, diğer kamu kuruluşlarında kendini orada göstermeye başlıyor. Evet, evet maalesef. Bir seyircimiz Zafer Bey tekrar bize şöyle güzel açıklamalı bir mesaj atmış. Mesajını okuyayım Zafer Bey'in, uzun bir mesajımız. Bir baba veya anne çocuğuna bile yolda vurarak şiddet uygulayamaz. Görüldüğünde öncelikle 155, jandarma bölgesinde 156, SHÇK hattı 183 ve Hürriyet Aile İçi Şiddet Acil Yardım hattına 212, 656 96 96 ya da 549 656 96 96 ya da bölgedeki çocuk karakoluna ihbarda bulunmak gerekir. Şikayette bulunacak kişi doğrudan savcılığa ya da çocuk mahkemesine de şikayette gidebilir. Okul, hastane ve benzeri kamu kurumları tarafından çocukla ilgili yasa kapsamına giren durumlar gözlendiği takdirde personel tarafından polise ya da savcılığa bildirilmek zorunda. Polis ihbar geldiğinde önce ihbarın doğru olup olmadığını değerlendirir. Sonra adrese gidip çocukla ya da ilgili kişilerle görüşüp daha sonra da savcıya durumu aktarır. Acil durumlarda parantez içinde darp, hayati tehlike, taciz, tecavüz, zorla evlendirme ve benzeri. Öncelikle çocuğun ifadesine başvurulur. Çocuk savcılık kararıyla derhal koruma altına alınır ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na yerleştirilir. Acil olmayan durumlardaysa karakolun ilk işlemlerini takiben gerekli görüldüğü takdirde durum savcılık kararıyla SHÇK İl Müdürlüğü'ne bildirilir. Müdürlük tarafından yapılan ev, okul ziyareti ve benzeri incelemeler sonucu bir rapor yazılır. Raporla vakanın durumuna göre kimi zaman ailelere psikolojik destek almaları önerilir ya da bazı sosyal ve nakdi yardımlar sunulur. Bazen uyarılar da bulunulur. Önlem almaları istenebilir. Son çözüm çocuğa koruma altına almak olabilir. Teşekkürler demiş Zafer Durman. Biz de teşekkür ederiz efendim. Bizi aydınlattığınız, özellikle şiddete maruz kalan çocuklar için neler yapmalıyız vatandaş olarak bunun seyrini anlatmış. Ekleyeceğimiz bir şey var mıdır? Yasal boyutunu anlatmış arkadaşımız. İzlenilen süreci anlatmış. Teşekkür ediyoruz. Bana göre bireyle başlamalı. İlk programın ilk bölümünde ilk bölümünün bitimine yakın söylediğim cümleyi tekrarlamak istiyorum. Birey değişirse toplum değişir. Evet, birey değişirse toplum değişir. Şöyle güzel bir mesajla tekrar devam edeyim. İyi günler ve iyi yayınlar Melisa Hanım. Ayetullah Bey'i de selamlıyorum. Kendisiyle daha önce konuşma fırsatım olmuştu. Olaylara çok yönlü bakabilen ve en iyi şekilde yorumlama becerisinde bir kişiliğe sahip bu özelliği için teşekkürlerimi sunuyorum. Sorum şu ki, ülkede şiddet sadece kadınlara değil, şiddet genel olarak hayatın her alanında artmaya başladı. Bunlar için kendi çevremizdeki tutumumuz nasıl olmalıdır veya düzeltmek için bir şeyler yapıyor muyuz? Sağlıcakla kalın demiş Enes Buluşlu. Selamlar. Şimdi zaten bugün o sağlık personelinin maruz kaldığı şiddet zaten bir erkek tarafından bir erkeğe uygulanmış bir şiddetti. Burada da yine güçlerin bir mukayesesi var. Hangisi güçlüyse karşı taraf diğer tarafı eziyor işte. Hani diyorum ya, erkekler aslında belki de biz çocuklarımızı o şekilde büyüttüğümüz için
son çare, ilk çare fark etmez, bunu yumruklarıyla gösteriyorlar ve bunu bir erkeğe karşı uyguladıkları zaman bence bunun şiddet olduğunu da farkında değiller. Çünkü ben erkeksem bir erkeği dövebiliyorsam dövmek en doğal hakkımmış gibi. Öyle mi algılanıyor? Şiddet uygulayan erkeğin özelliklerinden bahsetmiştik, tekrarlayayım. Bir özbenliği düşük, özbenlik kaygısı düşüktür şiddet uygulayan erkeğin. İletişime geçemez. Bunun yerine direkt fiziksel bir zarar vermekle ya da sözlü bir şiddet uygulayarak çözüm arayışına girer. Empatiden yoksundur. Öfkesini, saldırganlığını, sorunları çözmek için kullanır. Yani genel anlamda şiddet uygulayan bireylerde, erkekten konu açıldı ama bireylerde görülen özellikler bunlar. Bunları söyleyebiliriz. Dediğiniz gibi farkında bile değil erkek onun. Farkında değiliz, evet, maalesef. İşte ama yani onun toplumsal etkilerinin farkında bile değil. Biz şiddete şiddetle karşılık verirken bile farkında değiliz bunun. Evet. Şiddet bir toplumsal halk sağlığı sorunu, toplumu ilgilendiren sorun ve biz bunun farkında değiliz. İşler acısı durumdayız. İşte bu programlarla farkındalık yaratmaya çalışıyoruz, amacımız o. Umarım faydamız olur. Evet, inşallah. Şimdi bir seyircimiz güzel bir mesaj yazmış ama ismini yazmamış. Kadının toplumdaki yerini erkek, erkeğin toplumdaki yerini de kadın belirliyor demiş. Selamlarımız olsun ismini yazmayan seyircilerimize. Aslında sadece kadın erkek değil, toplum diye bir olgu var, bir oluşum var ve toplum hepimizi yönlendiriyor. Aynı ve maalesef toplumun değerlerini baz almak zorunda kalıyoruz. Bu değerler çoğu zaman bizi mutsuz edebiliyor. O değerlerin artık modern kültür çerçevesinde birazcık değişmesi gerekiyor. Güncellenmesi gerekiyor. Güncellenmesi, biraz adaptasyon sürecinden geçmesi gerekiyor. Arkadaşımın dediğine bu noktada katılıyorum. Kadın erkeğin dediği şekilde kimliğini tamamlıyor. Erkek kadının dediği şekilde maalesef ki olmuyor. Güç erkeğin elinde, erkek egemen, ataerkil toplumdayız. Hal öyle olunca da kadını istediğimiz gibi şekle sokuyoruz. Farkında bile değiliz ama bunu yapıyoruz. Evet. Kadına güldür, çiçektir, kadın naziktir, kırılgandır derken bile bunu yapıyoruz. Sanki güzel cümleler kuruyormuşuz gibi kullanıyoruz bunları ama bu cinsiyet ayrımını farkında olmadan biz de yapıyoruz. Bizim anlayamadığımız bir şey var, o da şu. Kadın erkek eşittir. Artık bu yerleşmeye başladı ama içini dolduramıyoruz. Erkekler artık birçok yerde nasıl olsa biz eşitiz deyip aslında kadınların haklarını ihlal edebiliyorlar veya bizler kendi haklarımızın farkında değiliz. Kadın erkek eşittir diye bir kavram yok. Kadın ve erkek birbirinden farklıdır. Rolleri de farklıdır, yapısal olarak da farklıdırlar. Bir kere fiziksel güç olarak bizim eşitliğimiz söz konusu bile olamaz. Bunu da anlayamıyoruz. Bu dediğinize katılmıyorum. Fiziksel güç olarak eşit değiliz. Tabii Amazonlardaki savaşçı kadınları belki bilirsiniz. Araştırdıysanız ya da evet, baktıysanız daha önce. Oradaki savaşçı kadınlar erkeklerden çok daha güçlü bir durumda. Tabii ki de biyolojik farklılıklar var kadınlarda. Ama dediğimiz güç olayı gelişim döneminden kaynaklanan, çocuğun gelişim döneminde öğretilenlerle köreltildiği şekilde söyleyeyim. Yani kadın köreltiliyor. Öğretilenlerle yapamadığını düşünüyor. Aynı zamanda poşet taşıtmayarak, demin bahsettiğim gibi poşet taşıtmayarak kadını biz köreltiyoruz aslında. Poşet taşısın ama gücüne göre taşısın. Oradaki ya, farklılık şeyde, orada aslında. Şimdi bir ilkokuldaki, özür dilerim sözünüzü kestim. Gelişime baktığınız zaman kız çocuğu erkek çocuğundan çok daha hızlı gelişiyor ve ilkokulda kız çocukları çok daha güçlü erkekten. Bunun farkına varıyoruz biz, değil mi? İlkokulu gözlemlediğiniz zaman siz de mutlaka farkına varmışsınızdır. Yani fiziksel gelişim, fiziksel olarak, gelişim evet, olarak daha evet, hızlı kadın gelişiyorlar daha hızlı ama gelişiyor. Güç bakımından onu bilmiyorum. Yani hani bu sizin aslında fiziksel gücünde
hani dogmatik bilgilerle beraber yanlış yönlendirildiğini söylüyorsunuz, bilemiyorum. Hani mutlaka siz uzman olarak kullanılmayan organ köreliyor. Kullanmayan evet, bu da güzel bir yaklaşım köreliyor. Bence. Ben de farkında değilim mesela. Yani bu biraz gelişimle alakalı. Yani, aynı aşamadan geçen kız çocuğu ve erkek çocuğunu düşünün. Aynı gelişim, eşit bir şekilde gelişim süreçlerinden geçiyor. Aradaki güç açısından, fiziksel güç açısından aradaki farkı gözlemleyemezsiniz. Sadece biyolojik birkaç fark var kadın ve erkek arasında. Onun dışında fark olmadığını düşünüyorum. Biz anaerkil toplumdan ataerkil topluma geçtikten sonra kadın sosyal hayattan kısıtlandı, sosyal haklar anlamında kısıtlandı. Son yüzyılla birlikte kadın artık yeniden toplumsal hayata, yeniden direniş mi diyelim artık ona, yeniden toplumsal yaşama adapte olmaya başladı. Tabii yüzyılların birikimi var bunu. Kadına seçme seçilme hakkı verdik, çok güzel verdik. Bir devrim yaparak başladık işe. Bunun altını doldurmadık biz. Okul müdürlerini gözlemlediniz mi? Yani gözlemledim. Elazığ'dakileri en azından diyelim. Kaç tane kadın okul müdürüyle karşılaşıyoruz? Çok az. Daha az ama bir elin parmaklarını geçmiyor. Üst düzey kadınları daha az görüyoruz. Daha ziyade erkekler ekseninde. Yönetici erkek çünkü. Erkek egemen. Güç erkekte. Tabii bunun da biraz da şeyle etkisi var kadınlar. Hem daha geç okumaya geçtiler. Hem cinslerimi de eleştiride bundayım. Biz kendi egemenliğimizden vazgeçmiyoruz. Kendi alışkanlıklarımızdan vazgeçmiyoruz. Ne kadar konuşsak da bunu, ne kadar konuşmaya açsak da kendi egemenliğimizden vazgeçmiyoruz. Bu da öz eleştirimiz olsun. İnsanlar kendi statükolarından kolay kolay vazgeçmezler sanırım. Şöyle bir mesajımla devam edeyim. Bir ilk kısımda bize mesaj atan bir baskili olarak her zaman bir Elazığlı ile evlenmekti. Sevdiğim kebanda çıktı, bu bir kader mi diye soran seyircimiz şöyle eklemiş. Ben dalga geçmiyorum, kesinlikle öyle bir niyetim yok. Genelde mesajlar okunmuyor, değişik bir ya da ilgili bir mesaj olsun düşüncesiyle yazdım. Eşim de çok seviyor, şiddet hiç yok bizde. Hele baskililer şiddete karşı. Özellikle Elazığlılar şiddete karşıdır. Melisa Hanım, az da gülelim, programa baski havası katmaktı niyetim demiş. Selamlar, ben de baskilileri gerçekten çok severim. Gerçekten çok güzel yürekli insanlar. Bunu doğudaki hemen her, yani Türk insanı gerçekten çok sıcak. Bazıları böyle daha da sıcaklar diyelim. Selamlarımızı tekrar yollayalım. Bir diğer seyircimiz de şöyle demiş. İyi yayınlar, ben Ömer Yıldız. Türkiye şartları göz önüne alındığında acaba kadının toplumda iş hayatında bulunması, yükselmesi, başarılı olması olmasını kaldırabilecek bir altyapımız var mı? Erkek kadının toplumda daha başarılı olmasını sindiremiyor sanki. Ayetullah Bey bu konuda hakkında ne düşünüyor? Yazı Konak'tan sevgiler, selamlar demiş. Sevgiler bizden de size ve Yazı Konak'a gelsin o zaman. Teşekkür ederim Ömer Bey. Güzel bir noktaya değindi aslında. İki soru sormuş ya, bence ilk sorusunu tekrarlayayım size. Güzeldi. Toplumda iş hayatında kadınların bulunması, yükselmesi, başarılı olmasını kaldırabilecek bir altyapımız var mı demiş. Siz biraz önce yöneticilik pozisyonunda kaç tane kadın var dediniz, ona istinadendi. Demin bahsettiğim gibi seçme seçilme hakkı verdik kadınlara ya da güncel verdiğimiz kadınları trafikte kadınları görmeye başladık ama kadının toplumdaki yeri değişmedi. Altyapımızı biz değiştirmedik. Çok güzel kararlar alındı aslında. Kadının sosyal yaşama adapte olması, iş yaşamında aktif olmaya başlaması çok güzel bir şekilde başladık ama çöktük sonrasında. Altını dolduramadık bunların. Altyapı maalesef müsait değil buna. O yüzden şiddet olayları artmakta. O yüzden kadının toplumdaki yeri kabul edilmemekte. Ayetullah Bey, hemen sorularım arasında şöyle bir soru hazırlamıştım size. Bence yeri de geldi. Şimdi erkeklerin şöyle bir söylemi var. Diyorlar ki, özellikle boşanmanın altındaki en büyük neden olarak kadınların çalışma hayatına girmesini, ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarını ve
gerekli gereksiz her şeye başkaldırmalarını boşanmanın sebeplerinden, temel sebeplerinden biri olarak görüyorlar. Boşanmanın temel sebebi sayılabilir mi? Temel sebebini bunu sayamayız temel sebebinden. Tabii ki de kadının ekonomik anlamda bağımsız olması, iş hayatına atılması bir sebep ama asıl altında yatan sebep toplumsal cinsiyet rolleri. Toplumsal cinsiyet rollerinin değişmesi. Bunu kabul etmememiz. Gücün elimizden gideceği kaygısıyla şiddete başvurmamız. Şimdi ben yaşlı bir teyzeyle tesadüf eseri tanıştım ve zaten sinirliydi. Böyle ben Derya'sında bunun da derdini de işte şöyle dedim. Uzunca bir sürelik evliliği vardı. O ortalama 55-60 yaşlarındaydı. Ya dedi ben bunu aslında zamanında boşamayı çok isterdim, kurtulmayı çok isterdim de nereye gideceğim? Param yok. Yani babamın evine gidemiyorum. Param da olmadığı için boşayamıyorum diye demişti ve o segmentteki, o yaş kısmındaki kadınlara baktığınız zaman aslında biz şu anda boşanmanın hani çok fazla olduğunu söylüyoruz, aile birliğinin olmadığını söylüyoruz ama o dönemde de aslında şiddet var. Kadınlar boşanmak istiyorlar ama ekonomik bir bağımsızlık olmadığı için kadınlar gerekli müracaatta bulunamıyorlar, boşanamıyorlar. Hani biz boşanma olgusunun şu anda fazla olduğunu düşünüyoruz, aslında değil. Kadınlar bence eskiden daha çok dayak yiyorlardı veya daha çok şiddete uğruyorlardı ama dayak ye, otur. Eşindir, sever de, döverdi. İbareleri oradan geldi, oradan hasıl oldu. Şiddet aile içinde kalsın, eşindir, sever de, döver de. Kol kırılır, yen içinde kalır. Kol kırılır, içinde kalır dediğiniz gibi. Bir çözümü yoktu kadının. Çözüm arayışına girse bir sonuca varamayacağını bildiği için kadın bunu sindirdi. Erkek de kadını düşürdü. Kadını biz, kadın en düşürülmüş haldeydi artık. Biraz değişmeye başladı bu. Toplumsal cinsiyet rolleri değişmeye başladı. Kadının toplumdaki yeri değişmeye başladı. Değişmeye başladıkça erkek o savunma mekanizmasını geliştirdi. Ekonomik bağımsızlık, boşanma nedeni mi diye bunu erkek geliştirdi. Bir boşanma nedenidir diye önümüze kondu bu. Şöyle öyle bir söyleyeyim. Şey daha geliştirdiler. Kadınlar çalışma hayatına girdikten sonra erkekler daha az ücretle çalışmaya başladılar ve işsizlik oranı arttı. Böyle bir gerekçeyle de artık geliyorlar. Ya, toplumsal sorunlara bir şekilde yaklaşmak çok sağlıklı olmayacaktır. Ya, işsizliğin artması kadına ya, öyle bir egemen zihniyet ki yani işsizliğin artmasını bile kadına bağlayabiliyoruz. Birçok insandan bunu duymuşumdur. Hatta bana bile garip demişlerdir. Yani niye iş hayatındasınız? Sizler yüzünden bizler iş bulamıyoruz. Biraz enteresan bir zihniyet. Evet, o seyircimizin mesajına herhalde bizler de cevap vermiş olduk. Evet, erkekler aslında diyorum ya, o geç biz sağlıklı bir şekilde yapamadığımız için erkekler ataerkil yaşam tarzlarına, o statikolarına devam etmek istiyorlar. Kadınlar da artık biz de varız, bizler bireyiz, toplum evet. içerisinde de değerliyiz, bunu da kabul edeceksiniz diyorlar. Bir evet. çatışma var, burada mütevellit. Ya bu çatışmaların çözülmesi ancak önleyici rehberlik çalışmalarıyla mümkündür. Birey eğitilmeli, toplum eğitilmeli. Bu da devlet eliyle yine bahsedeyim, tekrarlamak gibi olacak ama bunları tekrarlamakta fayda var. Devlet eliyle sivil toplum kuruluşlarının dahil olduğu, yerel örgütlerin, yerel kamu kurum ve kuruluşlarının dahil olduğu sosyal politikalarla artık bunun önüne geçebiliriz. Yani öncelikle birey ve toplum eğitilmeli. Bir an önce bu eğitime başlanılmalı artık. Evet, aslında eğitimler veriliyor. Belirli kademedeki insanlar da bir şeyler yapmaya çalışıyor ama belki de eğitimi özümseyemediğimiz için, böyle iliklerimize kadar işleyemediği için orada eksikliklerimiz var sanırım. Ben şu açıdan da bir şey konuda bir şey ekleyeyim, devam edin. Evet, özür dilerim, sözünüzü kestim. Eğitim ama eğitimde uzman kişilerin vermesi gerekiyor. Aile danışmanlığıyla, psikolojik danışmanlıkla ve psikolojiyle alakası olmayan kişiler bir orada burada tanıdığı olan kişiler oturmuşlar koltuğa bir eleştiri. Hal öyle olunca da durum daha içinden çıkılmaz bir hal alıyor.
İşin ya uzmanı değil. İşin ehlinin yapmadığını mı söylüyorsunuz? Değil. Evet, işin ehli yapmıyor. Ne yazık ki psikolojik danışmanlığın da psikologların da bir meslek yasası bulunmamakta ülkemizde. Bu konuda ayrı bir parantez açmış olduk. Bir meslek yasası olmadığı için de işte kişisel gelişimciler, yaşam koçları tabii birey olarak kendini geliştiren arkadaşlar vardır. Mutlaka iletişim konusunda yardımcı olacak arkadaşlar vardır ama izleyen varsa yaşam koçu ya da kişisel gelişimci arkadaşlar, bu konuda bırakın alanda uzman arkadaşlar yapsın bu işi. Ya, sosyolog toplum bilimiyle ilgilenir. Psikoloji direkt insanla ilgilenir. İnsan davranışlarla ilgilenir. Şiddetle ilgilenir ki şiddetin altında yatan sebepleri bulsun. Bulsun ki bunu topluma anlatsın. Anlatsın ki bir çözüm bulalım. Yani çok iyi bir sosyolog olabilirsiniz. Kendinizi geliştirebilirsiniz. Ama psikolojik danışmanlık hizmeti veremezsiniz. Ya, bu konuda serzenişte bulunuyorum. Çünkü bizim ilimizde bu yaşanıyor. Tabii ki düşüncenize saygı duyurmakla beraber maalesef. Şunu da ben söylemek, dile getirmek istiyorum. Bizim ülkemizde psikolojik danışmana gitmek, psikiyatriste gitmek önüne ket vurulan bir davranış olarak gösteriliyor. Neden? Çünkü altında ben deli miyim düşüncesi var. Veya bir arkadaşınıza rahatlıkla ben bir psikoloğa, bir psikiyatriste gidiyorum diyemiyor birçok insan. Çok şükür artık bunlar yıkıldı. Yani yıkılan çevre var. Ama hala hani diyelim ki siz bende bir durum tespit ettiniz ve diyorsunuz ki seni bir psikoloğa görünsem belki de iyi olacak diyorsunuz ama benim vermiş olduğum tepki şu. Ben deli miyim? Neden? Ben gayet sağlıklıyım. Aslında bizde psikoloğa gitme, psikiyatriste gitme o durum da yerleşmedi. Gitmiyoruz ki. Aile içerisinde sorunu olan kaç çift aile danışmanına gidiyor? Çok az. Ortalamanın da çok altında. Psikolojik danışmanlık nedir? Bunu önce bir tanımlamak gerekiyor. Psikolojik danışmanlık sizin de bahsettiğiniz gibi bir probleminiz varsa ya kişinin problemlerini, yaşadığı sorunları daha iyi tanımasına, daha iyi detaylandırmasına ve çözüm arayışı bulmasına yardımcı olan bir alandır psikolojik danışmanlık. Ya dediğiniz gibi yıkıldı kısmen ama baktığınızda merkezimize gelen çocuğunu test uygulamaya getiren aileler ya da bir problemini artık içinden çıkılmaz bir hal almış, artık bir çözüm yolu olarak kendini iterek danışma merkezine götürmüş bir bireye bile baktığınızda kayıtlara geçecek mi bu? Resmi bir kayıt var mı? Bu yarın önüme çıkacak mı ya da çocuğumun önüne çıkacak mı diye sorularla biz karşılaşıyoruz. Maalesef yanlış algılar var psikolojik danışmanlıkla, psikologlarla alakalı. Meslektaşlarımızla alakalı bir yanlış algı var. Evet. Onu bilmekte, tekrarlamakta fayda var. Kişinin problemini daha iyi tanıması ve daha iyi çözüm yolu bulmasına yardımcı olur psikolojik danışmanlar ve psikologlar. Evet. Yardımcı olur, yönlendirmez. İlaç yazmaz. Yani o ayrımı yapmakta fayda var. Evet. Aslında biz hala toplum olarak bile psikiyatrist ve psikoloğun tanımlarını bile karıştırıyoruz. Psikiyatristler, doktorlar, tıp fakültesinde evet. Mezun olanlar. Sizler fen edebiyat değil mi? Fen edebiyat eğitim fakültesi. Eğitim fakültesi ve fen edebiyat fakültesi. İki kısımdan da mezun olanlar. Psikolojik danışmanlık eğitim fakültesi, psikoloji fen edebiyat fakültesi. Evet. Psikiyatr da tıp bitiren doktor arkadaşlarımız. Aynı alanda çalışıyoruz. Tanılama yapan psikiyatr, ilaç tedavisini uygulayan psikiyatr, bunun dışında bireysel terapileri, aile terapisini yapan psikologlar, klinik psikologlar, aslında artık aile terapistleri. Şu açıdan da yaklaşmak lazım. Sağlık açısından söylüyorum. Bilim, sağlık bilimi öncesinden de gelişimi vardı. Yani mesela diyelim ki insanlar, medeniyetler üst üste sağlıkla ilgili bilgi koydular, geldiler ama psikoloji bilimi
bence en modern bilimlerden bir tanesi. Hı-hı. Üzerine yeni yeni yatırımlar ve çalışmalar başladığı için bizim ülkemizde de o açıdan değeri belki de yeni yeni keşfediliyor. Aslında psikolojinin her şey olduğu. O yüzden biraz işimiz zor. Yani psikolojik danışmanlara, işte psikologlara veya psikiyatristlere o kanalize olmamızdaki engel aslında psikolojinin de bilim olarak yeni olması. Psikoloji bilimi aslında yeni değil ama yeni yeni tanıyoruz. Evet, yeni tanıyoruz. Meslek yasamızı işte dışarıdan alıyoruz. Kaynaklarımızı dışarıdan alıyoruz. Yeni yeni çalışmalar yapılmaya başlandı son 50 yılda. Yeni yeni tanıyoruz biz psikolojiyi. Tabii o yüzden ön yargıların olması, yanlış anlaşılmaların olması gayet normal. Yalnız burada üstümüze düşen biraz daha çalışmak, psikolojiyi insanlara anlatmak, psikolojik danışmanlığı insanlara anlatmak. Bunu her gittiğimiz yerde, her ortamda bahsediyoruz. Sıkça yani bir sosyal ortamda oturalım, bir kafede oturalım ya da ilk defa karşılaştığımız biriyle aramızda geçen muhabbet, benim şu problemim vardı, sizce neden nedir? Ayaküstü sürekli konuşulmaya. Ya bu şekilde olmaz dediğimizde nasıl işte? Sizin demin bahsettiğiniz ön yargılar devreye giriyor. Ya bu şekilde konuşulmaz. Bir uzmana başvurun, ayaküstü konuşulacak şeyler değil diye söylediğimizde maalesef ön yargılar devreye giriyor. Ben deli miyim? Ya da ben hasta değilim. Hasta değilim. Gibi problemlerle İşte aslında sorunlar hepimiz için var. Belki birçok insanda sorunu ortak ama bazen çözümsüz kalabiliyoruz veya hayatımızdaki sorunun farkında değiliz. İşte sizler bize yol gösteriyorsunuz. Hı-hı. Yani. Bunu da farkında yol göstermek lazım. Demeyelim de yardımcı oluyoruz yolu bulmakta. Evet. Ya. Daha doğru bir tabirle. Ya şunu söyleyeyim, izleyicilerimiz rahat olsun. Birçok meslektaşımız psikolojik danışmaya başvuruyorlar, psikolojik destek alıyorlar. Buna ben de dahilim. Çözemediğim bir problemle karşılaştığımda insanlık hali bu. Hastalık değil ya da bir delilik hali değil. Uzman arkadaşımızdan destek alıyoruz. Dünyayı onun gözüyle görüyoruz, öyle söyleyeyim. Evet. Aslında tabii alanında uzman olma kaydıyla üçüncü kişinin saptamaları da doğru olabilir. Tabii ki onlara da mutlaka başvurmak lazım. Ben şunu da konuşmak istiyorum sizinle, medyayı. Bu özellikle şiddet ve cinayet olayları haber bültenlerine düştükten sonra akabinde peşi sıra bu tür haberler geliyor. Ve artık birçok insan da şunu söylüyor. Evet, bu tür olayları haberleştirmeyin. Hani birçok şiddet eğilimli insanlarda bir özenti yaratıyorsunuz ve bu tür olaylar çoğalıyor. Bu tetikliyor mu? Yani şiddet olaylarının ana haber bültenlerine taşımamız yanlış mı? Yanlış demeyelim de sınırlı olması gerekiyor, onu söyleyeyim. Belli açıdan sınırlandırılması gerekiyor. Haberin boyutu tartışılıyor. İşte Özgecan olayını tekrar hatırlatayım. Mini etek giydiği için yani orada cinayet değil de artık gündeme mini etek oturdu. Orada medyanın etkisinden bahsedebiliriz. İlk bölümde de bahsettiğiniz gibi tabi haber boyutu değil ama televizyon programlarındaki karakterlerden tekrar konu açılmışken bahsedelim. Polat Alemdar bir karakter. Çocuk özel gereksinim, bu arada özel eğitim merkezinde olduğum için çocuk özel gereksinimli olsa da telefonun zil sesi Kurtlar Vadisi müzikleri. Gerilimi arttıran müzikler. Silah var işin içinde, tesbih var, takım elbise var. Üçü birden mafyavari bir özentiye yol açıyor maalesef. Hal öyle olunca da çocuk etkileniyor. Taklit becerileriyle bunu dışa yansıtıyor. Bunu okulda işte akranlarına, evdeki kardeşlerine yansıtıyor. Medyanın etkisini orada söyleyebiliriz. Olmamalı mı? Kesinlikle olmalı. Fakat sınırlı olmalı. Yani sınırlandırılmalı. Özgecan olayındaki gibi mini etek cinayetin önüne geçmemeli. Peki Emine Bulut olayı diyebilirim ki Özgen Hoca, Özgen şey neydi? Özgecan olayı
Hakikaten çok vahşice, yani bir insan nasıl bunu yapabilir diye düşünüyorsunuz. O çok çok başka. Emine Bulut olayı da çok başka. Hani son Emine Bulut olayı son dönemde olduğu için daha çok hafızamızda ve etkisi de çok büyük oldu. Sonuçta bir çocuğun göz önünde boğazı kesilen bir anne var, evet, ve ben ölmek istemiyorum diyen bir anne var. Oradaki toplumsal duyarsızlığımızı da gördük. Hiç kimsenin müdahale etmemesi, belki de ilk yardımı bilmemeleri. Emine Bulut olayından sonra, yani gündeme düştükten sonra Emine Bulut olayındaki gibi yine şiddet mağduru birçok kadın tekrar gündeme geldi, tekrar cinayetler oldu. Mesela Emine Bulut olayının o videosunun haberlere yansıması, işte YouTube'a falan düşmesi, o yanlış mıydı sizce? Bana göre yanlış. Önüne geçilmesi gerekiyordu. Çünkü şimdi çocukların elinde tablet, telefon ayrı bir eleştiri konusu tabii ama direkt ulaşılabiliyor videolara. Benzer videolara, Emine Bulut olayındaki gibi benzer videolara ulaşılabiliyor. Dediğim gibi öğrenmenin, şiddetin öğrenmiş bir davranış olduğunu söylemiştim. Ya bu videolardan da eskiden teknolojinin gelişmeden önceki dönemlerde direkt aile içinden ya da etrafındaki şiddet olaylarına tanık olan çocuk orada öğrendiği öğrenme davranışını şimdi çok kolay bir şekilde internet ortamında bulabiliyor. Şunu da konuşmak istiyorum. Özgecan olayında Mine tek gündemdeydi. Hı hı. Emine Bulut olayında da şu gündeme geldi. Yorumlara baktım ben. İşte eşini aldattı. Ondan sonra bu bir namus cinayetiydi ve o olayın yorumlayan birçok erkek de adama destek vermişti. Bu bir cinayetti, ne bekliyorsunuz? Kocasını aldattı, evlilik birliği içerisinde kocasını aldattı gibi bu sefer aldatmayı namus cinayetlerini öne sürdüler. Bakın Özgecan'da Mine Etek gündemdeydi. Bunda da namusu varsa ortada, haklılık payı vardır gerekçeleri gösterildi aslında. Bir de bu açıdan da bakmak lazım. Erkek aldatınca namus olmuyor da kadın aldatınca namus oluyor. Konuda biraz da bu yönden bakmak gerekiyor. Erkek egemenliğini kaybedecek ya, o yüzden yorumlarda okuduğunuz destekleyici ifadelerin birçoğunu, hatta %99'unu erkekler kullanmıştır muhtemelen. Tabii tabii, hepsi erkekti. Yani şiddeti artık meşrulaştıran, şiddeti normalleştiren, normalleştirmeye çalışan bir ataerkil sistemden bahsediyoruz. Bunların bu yorumları okumak da şaşırtmıyor açıkçası, beni şaşırtmıyor. Ben şu kanıya da vardım. Kadınlar şiddetle anıldığından beri erkekler arasında bir dayanışma da var aslında. Hani bizler de mağdur oluyoruz, bu mağduriyeti bizler yaşıyoruz. Çünkü ama neden mağdur olan kadınlar diye gösteriliyor diye, hatta seyircilerimden bana çok da mesaj gelmiştir. Erkekler de bir gardını almaya başladılar. Niye bizim sorunlarımızı dile getirmiyorsunuz diye. Çünkü aynı davranışı kendi sergilediği için savunma mekanizmalarının arkasına sığınacak. Aynı davranışı, dedim ya, toplumsal bir halk sağlığı sorunu bu. Bütün toplumda olan sorun. Yani Özgecan'ın katilinin cezaevinde mahkumlar tarafından cezalandırılması bir çözüm değil. Çözdük mü olayı? Çözülseydi Emine Bulut olayı yaşanmazdı. Ceren olayı yaşanmazdı. Ceren olayı yaşanmazdı. Emine Bulut olayı yaşanmazdı. Evet, maalesef. Yani şiddete şiddetle karşılık veriyoruz. Şiddeti yine yeni doğan çocuğa öğretiyoruz. Evet. Şimdi mesela, yani beni eleştirebilirsiniz ama şunu da ya itiraf edebilirim. Hakikaten Özgecan'ın katili öldürüldüğü zaman şöyle içime serin sular serpildi mi? Serpildi. Demek şiddet eğilimi hepimizde var işte. Yani bu da belki yanlış bir şey. Sonuçta yine bir insan öldürse de o da bir insandı. Belki bir insan evladıydı ama o şekilde yaklaşamadım ben. Yaklaşamıyorum da yani. Çünkü biz toplumsal çözüm arayışına halen girmemişiz. Toplumsal çözümü çabalamayı bırakın, arayış içine halen girmemişiz. O şekilde yüreğimize su serpiyoruz. Ya Özgecan'ın annesi dönüp dedi ya, hani keşke kızımı başına sadece bir silah vurup öyle öldürseydi dedi ya. Hani bir annenin bir cümlesi, düşünebiliyor musunuz? Benim evladıma bu işkenceleri çektirmeden sadece bir silah sıksaydı, kafasını o şekilde öldürseydi bir anne diyor ya. Düşünebiliyor musunuz? Hani hakikaten bazı yerde artık bir şeyler insanın şurasına kadar geliyor. Sözler, kelimeler kifayetsiz kalıyor, bilemiyorum. İnşallah bu sorunlar çözülür.
Umarım. Diyeyim, umarım. Temennimiz o yönde. Bir mesajımla devam edeyim. Melisa Hanım, ülkemizde kadınlar kendi haklarına sahip çıkamıyorlar. Psikolog Bey çok güzel bir örnek verdi. İlimizde kaç bayan müdür var? Bunu çoğaltabiliriz. Mecliste il valileri, ilçe kaymakamı vesaire. Hani eşitlik sadece bir söylem. Kadınlar kendilerini ikinci kişi olarak görüyor. Selamlar demiş ismini vermeyen seyircimiz. Gerçekten çok doğru söylüyorsunuz ama bence bunun altında biraz... Arkadaşımız güzel söylemiş. Bir küçük bir eleştiriyle parantez açayım. Bayan değil kadın. Özellikle o noktada. Evet, evet. Bay, bayan, han, hanım. Bunun tabii sosyolojik ve psikolojik boyutları var ama o konuya ayrı girmeyelim. Yani, bayan, bayın kuyruğu değil. O yüzden kadın ve erkek diye tabir edersek daha iyi olur. Teşekkür ediyorum izleyicimize bu arada. Ben de onu yerleştirmeye çalışıyorum. Farkında olmadan. Ama artık o kadar yaygınlaşmış kavramlar ki işte kadınlara o kadar çok cinsiyet ve cinsel roller verilmiş ki. İşte evlenmeyene kız, ondan sonra çocuğu olana kadın veya bayan ama erkek sadece erkek. Bu da bir şiddettir aslında ama farkında bile değiliz. Farkında değiliz gerçekten. Yani bunu bayan kelimesinin kökeninin farkında değiliz. Farkında olmadan kullanıyoruz. Yani arkadaşımız alınmasın muhtemelen farkında değildir. O da maalesef. Yani içindeki mesleklere baktığımızda bile ayrımcılığı görüyoruz. Aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Sekreter dediğimizde kadın gelir akla. Hemşire dediğimizde kadın gelir akla. Yani. Ya da itfaiyeci dediğinizde, polis dediğinizde direkt erkek gelir akla. Bu toplumsal kodlarla alakalı, gelişim dönemleriyle alakalı. Evet. Ya trafik kuralları öğretilirken erkek polisle öğretildi bize. Sağ ol, sağ ol. Değil mi? Resimden kodladık biz onu. Polis erkek olur. Tabii ki değişmeye başladı. Daha da değişecektir. Umarım daha iyi bir noktaya gelecektir. Ama bunların farkında olmak problemi çözmek için çabalamamıza yardımcı olacaktır. Evet. Aslında orada fiziksel güçten bahsederken ilk programda aklıma şey geldi. Emil Zola'nın Germinal adlı romanı geldi. Evet. Gerçekten güzeldi. Orada Fransa'daki kömür işçilerinin hayatını anlatıyordu. Mutlaka bence sizler de okuyun. Zaten önemli evet, bir isim. Orada baktığın zaman evet o sonuçta kömür madeninde çalışan çocuklar çalışıyorlar, kadınlar çalışıyorlar, erkekler çalışıyorlar. Evet orada bir fiziksel ayrım yoktu. Çünkü küçüğünden büyüğüne kadar kadın erkek rollerinde herkesin çalışıyordu. Demek ki evet bunlar bize o kadar öğretilmiş ki aslında bunun bile farkında değiliz. Ben de sizinle bunu yeni öğrendim mesela. Ya mesleklerden tutun davranışlarımıza kadar o kadar işlemiş ki bize artık o kadar... toplumsal bir kod haline gelmiş ki farkında bile değiliz. Ya 5000 yıllık ataerkil düzenden bahsediyoruz. Bunu değiştirmek de hiç kolay olmayacaktır. Dönüştürmek de hiç kolay olmayacaktır. Ya, o yüzden demin bahsettiğiniz yorumlar ya da arkadaşın bahsettiği kelime ya da az önce de söylediğim gibi meslekler deyince akla gelenler akla gelen cinsiyetler bunları normal olarak karşılıyorum. Evet. Aytullah Bey bizim şöyle bir 2-3 dakikalık vaktimiz kaldı. Ben gelen iki mesajı bir okuyayım. Ama herhalde bu seyircimiz bu mesajını yollamıştı. Evet. Aynısını tekrar yollamış. Tekrar. Ben seyircimizin mesajını okudum. Şu mesaja geçeyim. İyi akşamlar. Engelli bireylerde karşılaştığımız fiziksel, duygusal şiddet ve toplumsal mobbinge karşı bireysel olarak ne yapabiliriz demiş Mehmet Ateş Şahin. Şöyle 30 saniyelik, 1 dakikalık bir cevap verelim. Teşekkür ederim Mehmet hocama. Kendisi de özel eğitimli bireylerle çalışan hocamız. Yani çok yönlüden kastımız bu aslında. Şiddeti çok yönlü. Şiddet toplumu ilgilendiriyor. Toplumu ilgilendirdiği için evde kadına, çocuğa, engelliye, özel gereksinimli bireye ve kısmen de olsa yaşlılara uygulanıyor. Ya, programın başından şimdiye kadar ele aldığımız konu bu. Hepsi bütüncül olarak ele alınmalı. Bütüncül olarak ele alınıp bireysel ve toplumsal eğitimlere başlanılmalı kesinlikle. Evet.
bir mesajımız da şöyle, mesajımızı okuyup veda edeceğim. İyi yayınlar Melis Hocam. Değerli konuğunuz Ayetullah Yıldız Bey'e verdiği bilgilerden dolayı teşekkürler. Kıymetli konuğunuza selamlar, sevgiler demiş Okan Ay demiş. Okan'cığım selamlar. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz Okan'a. Sonuna geldik. Vaktimiz varsa çok kısa ekleyeyim. Okan evet, da birçok problemle karşılaşıyor. Tekerlekli sandalyede özel gereksinimli bir birey. Park yerlerini özellikle sık sık gündeme getiriyor Okan. Erişilebilirlik kısmen de olsa uygulanıyor ama engellerin geçtiği yerlere araçlarımızı lütfen park etmeyelim. Okan da mesaj atmışken bunu hatırlatayım ben. Evet, teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür değerli ederim. Bilgiler verdiniz, renk attınız. İyidir, sağ olun. Umarım şiddete çözüm önerileri getirmişizdir ve kendi içerimizde aslında farkında olmadan yapmış olduğumuz şiddeti bizler de görmüşüzdür. Aslında hepimizde var olan şeyler ama bunlar eğitimle çözülecek durumlar. Sizlere sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.